Merhabalar efendim, Kanal 35 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Çağdaş Yılmazer, sevgili arkadaşım Fatih Yapar'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz bir başka Farklı Açı programında tekrar birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz ise Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok güzel bir Karşıyaka günündeyiz. Hemen arkamızda Körfez, Alaybay Tersanesi yine görünüyor. Gerçekten de çok güzel bir atmosfer. Tabii Karşıyaka her zaman böyle çiçek gibi bizim gözümüzde. Evet. Yarın da sizin bir çiçek festivaliniz başlıyor. Evet. 15.sini gerçekleştireceksiniz. Neler söylersiniz? Neler evet. olacak bu festivalde? Evet, çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandan beri sizlerin de programına çıkmak için sabırsızlıkla bekliyordum. Bugüne nasip oldu. Bugün benim için hem güzel ve özel bir gün. Herhalde Fatih oğlumla bir paslaşmaya girdi. Çünkü oğlumun doğum günü bugün. Büyük ihtimalle ondan dedim 12 Mayıs'a rast getirdiler. Oğlum da hep derdi ki ona, babacığım şu televizyona çıktığında bir de bana bir merhaba desen olmaz. Biraz müzipliği de vardır. Ben oğlumun doğum gününü kutlayarak başlayayım. Çünkü o benim ilk göz ağrım. Lütfen ve başkanım. Çok değerlim. Gerçekten çok da yetenekli bir çocuğum var. Şimdi üniversitede. Müziğe çok düşkün. Aynı müzik aletlerini çok iyi çalıyor. Ne güzel. Bir siyasetçi için herhalde çocuğun müzik aleti çalmaktan güzel bir şeyi yoktur yani nasibinde. Evet. Benim de oğlum benim yüzümü ağartarak hem eğitimine devam ediyor hem de yaşamını şekillendirmeye çalışıyor. Ne güzel. Onun için gurur duyuyorum onunla da. Nice yıllar diliyoruz biz de. Kanal 35 müzik... ailesi olarak Farklı Açı programından. Çok sağ olun. Böylece o da şu anda bizi görmüş oluyor, izlemiş oluyor. Kutlamış olalım. Ne güzel. Yani 20. yaşında böyle bir şeyi gerçekleştirdik nihayetinde. O da Kanal 35'e biraz geldi. Aynen. Müzik grubunun üyesi dağılmadı herhalde değil mi? Zaman zaman bir araya gelmeniz lazım artık çünkü sizin yıllardır bildiğimiz evde bir müzik grubu var. Herkes bir şey çalıyor. Sizin de bateride iyi olduğunuzu biliyoruz. Evet, bateride fena değil işte. Bateri orkestranın kalbidir diyoruz. Yani ritmi veren her şey. Biz de siyasette şimdi o ritmi vermeye çalışıyoruz. Onun için Türkiye'nin kalbi Karşıyaka'dan siyasete de yöneticiyle de ritim vererek her ne kadar bateriyi çalmasak da ritme devam ediyoruz. Evet. Evet, yarın çok güzel bir çiçek festivalinin açılışını gerçekleştireceğiz. Bayındır Çiçek Festivali'nden sonra en uzun soluklu ve en ulusal düzeyde yapılan bir festival. Çok renkli geçiyor. Karşıyaka'da uzun zamandan bu yana hem çiçek festivali hem bahçe ve balkon yarışması devam ediyoruz. Çok renkli bir kent Karşıyaka. İnsanları çiçek gibi ve insanlar da o çiçekle ve güzelliklerle de buluşturmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Evet. Ben tüm yurttaşlarımızı yarın sabah 10'da başlayacak festivalimiz. Tüm yurttaşlarımızı da sizin aracılığınızla da davet ediyorum. Evet. Bu çiçek festivali herhalde uzun yıllardır devam eden festivallerden bir tanesi burada da. Yani hem yine aslında Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ve Bayındır'daki çiçek festivali gibi oradan malzemeler geliyor. Tabii ki. Buradaki merkezdeki o bölgeye gidemeyenler için de ciddi anlamda kesinlikle. Üretici yani destekliyorsunuz. Evet, yani çiçekler sonuçta hem bahçemizi, evimizi, her yerimizi güzelleştiriyor. İşte o çiçek olan ortamlara girdiğiniz zaman insanlar bir tebessüm ve böyle bir huzur buluyor. Birçok yurttaşımız bunlara ulaşma açısından zorluklar yaşarken biz direkt kooperatiften üreticiye buluşturuyoruz. Ve birçok çiçekçilik kooperatifimizin katkılarıyla bu gerçekleşiyor. Onun için çok güzel görseller ve muhteşem çiçeklerle orada olacağız. Kooperatif demişken başkanım, onu da hemen söylemek gerekirse, yeni açtığınız bir kooperatif üzerinden bir market var herhalde. Evet. Kahvaltı, Kent Gıda Kop. Kent Gıda Kop. Evet. Yine Sancakköy'ünde bal üretim merkezi Yamanla, var diye biliyorum. Yamanlar'da. Evet, o bölgede. Sancak'ta var. Doğru. Yine siz şimdi üretici kooperatiflerinden Yamanlar'da malzeme alıyorsunuz. Evet. Üretici Kalkınma Kooperatifini
destekliyorsunuz aslında birçok evet. alanda. Bunlarla ilgili ne yaptınız şimdiye evet. kadar? Tabii yerelde kalkınma modeli kooperatifçilikten başlıyor. Bugün dünya kooperatifçiliği yeniden keşfediyor aslında. Türkiye'de 1980 öncesindeki kooperatifçilik anlayışını biz bugün yeniden canlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Vatandaşın daha örgütlü olması ve kalkınmasındaki bir modeli oluşturma adına kooperatifleri de desteklemek gerekiyor. Bugün Amerika'ya baktığınız zaman birçok Amerika'da kooperatif bankası vardır. Kooperatifçilik çok değerlidir. Yine Avrupa'da dünyanın en önemli bankası kooperatifçilik bankasıdır. İngiltere'de çocuk kooperatifleri vardır. Yani kooperatifçilik sonuçta toplumun kalkınması açısından çok önemli bir yer elde ediyor. Ama Türkiye'de ne yazık ki 1980'den sonra kooperatifçilik deyince aklı hep sol örgütlenmeler gibi böyle bir saçma sapan bir düşünce ortaya çıktı ve kooperatifler tabela kooperatifi haline geldi. Evet. Ve sanki kooperatifçilik sadece konut kooperatifçiliğiymiş gibi bir evet. algı yaratıldı ve onun üzerine yol yürüdü Türkiye. Konut kooperatifçiliği geçmişte zaten birçok sıkıntılı yaşadığı için. Tabii ki yani evet. uzun yıllardan olumsuz. Bu yana olumsuz bir algı var. Tabii uzun evet. yıllardan bu yana kooperatif deyince akla konut gelir. Evet. Ama bugün Türkiye yeniden kooperatifçiliği yeniden keşfedip üretici kooperatiflerinin de desteklenmesi noktasında çok ciddi adımlar atıyor. Burada en önemli temel nokta siyasetçilerin kooperatifleri bir arka bahçe olarak görmemesi gerekir. Ve çıkan yasalar kooperatif yönetimlerinin siyasi mekanizmanın belirlediği değil, o yöredeki insanların kendi belirleyeceği yönetimlerle kooperatif yönetimleri oluşmalı. Ama yasalarda bazen görüyoruz yani istediği yöneticiyi alıyor, istediğini atayabiliyor. İstediğini farklı noktalarda değerlendirebiliyor. Kooperatifler de özgürleşmeli Türkiye'de. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak özellikle üretici kooperatiflerine çok önem veriyoruz. Bugün 17 tane kooperatifle beraber Mavişehir'de eskiden Ocakbaşı diye anılan yerde 3 evet. Konsept yarattık. Bir yandan gıda kooperatifçiliği yapıyoruz. Çiçek kooperatifçileri var. Bir yandan kiloyla kahvaltı yapabiliyorlar. Bir yandan oturup sohbet edebilecekleri bir evet. çay bahçesi, bira bahçesi gibi bir alan yarattık ve çocuk oyun alanlarıyla yurttaşımız girdiği zaman alışverişini yapabiliyor, yemeğini yiyebiliyor, sabah kahvaltısını yapabiliyor. Diğer tarafta da sohbetini edip çocukları orada oynayabiliyor. Bu sizin proje biraz eleştirenler oldu. Yani Mavişehir'de lüks bölgelerin içerisinde kooperatif sistemi çalışmaz. Niye buraya getirdi? Daha ihtiyaç sahibi olan bölgelere götürebilirdi diye eleştirenler oldu. Bunları yaygınlaştırmayı düşünüyor musunuz? Ya da bu konuyla ilgili ne diyorsunuz başkan? Şimdi Mavişehir'deki bölge yeni oluşturulmuş bir bölge değil. Evet. Bizim mevcut bir alanımızı biz daha hareketli bir duruma getirdik. Kent AŞ şirketimizin işlettiği et lokantası Brezilya mutfağıyla özdeşleşmiş. Brezilya'ya bu konuda aşçılar gönderilmiş ve orada Brezilya'dan o Brezilya mutfağını öğrenip gelip ocak başında et restorantında işte hünerlerini sergilemek istemişler ama müşteri bir türlü tutmamış. Ve bizim sonuçta personelimiz çalışıyor. Şu anda bulunduğumuz tersane kafemizde de görüyorsunuz çok ciddi bir hareketlilik evet. var. Burada da ama insanlara biz bir istihdam sağlıyoruz. Ama onların bu istihdam karşılığını bu işletmeden karşılayabiliyoruz. Ama ocak başında böyle bir durum söz konusu değildi. Her gün zarar eden ve içeriye giren bir işletme halindeydi. Biz bu işletmeyi, mevcut alanımızı nasıl hareketlendiririz ama hareketlendirirken de tamamen üreticiyle tüketiciyi buluşturma noktası nasıl yapabiliriz anlayış içerisinde yaptık orayı. Yani yeni bir yer bulup arayış içerisine girip Mavişehir bölgesinde bir yer açmadık. Onun ötesinde Karşıyaka öyle ucu bucağı belli olmayan bir kent değil. Karşıyaka'da her yere çıktığın zaman yürüyerek
Bir saat içerisinde evet. her yere gidebilirsin. Çok derli toplu bir memleket Karşıyaka. Şimdi Anadolu Caddesi'nin üst kısmında gelir düzeyi Mavişehir'e oranla daha düşük yaşayan insanlarımız var. Bu insanlarımız aileleriyle beraber Mavişehir civarına gelip bir şey yeme içme durumunda olamazlar. Veya bir alışveriş yapma durumunda olamazlar. Neden? Çünkü oradaki işletmeler çok pahalı. Bütçeler ona uygun değil. Yani çocuk dese ki babasına, annesine, anneciğim, babacığım, hadi beni gezdir, Mavişehir'e gitmek istiyorum. Canı kahvaltı yapmak istiyor. Canı yemek yemek istiyor. Canı bir meşrubat içmek istiyor. Ben bundan istiyorum dese, anne baba gelir düzeyine baktığınız zaman o bölgede oturup da bir yerde bir şey içmesi onun bütçesine ciddi anlamda bir yara açacaktır. Biz onları düşünerek yaptık onu. Evet. Yani oradaki yurttaşlarımız da orayı kullansın. Gelsinler orada hoşça vakit geçirsinler. Ailesiyle beraber oturup sohbet etsinler. Yemeğini yesinler. Ve Mavişehir'de kahvaltı yaptık diyebilsinler diye yaptık. Ki açtığımız günden bugüne kadar da gidiyorum bazen gözlemliyorum. Yukarı mahallelerimizden, Mustafa Kemal'den olsun, İnönü'den olsun, Cumhuriyet Mahallemizden olsun yurttaşlarımızın gelip orada hem alışveriş yaptığını hem de çocuklarıyla hoşça vakit geçirdiğini görmek beni inanılmaz evet, mutlu ediyor. Yani gerçekten de öyle. Biz de geçtiğimiz günlerde Sayın Başkanımızın davetlisi olarak oradaydık. Evet. Hem fiyat politikası olsun hem de oradaki ürünler noktasında olsun. Gerçekten de İzmir'de belki de özlenen, aranan bir nokta olacak. İnşallah devamı da gelir Sayın Başkanım çeşitli noktalara. Çünkü gerçekten de böyle bir ihtiyaç vardı. O noktadaki, o bölgedeki hem marketler hem de az önce bahsettiğiniz çeşitli kafeterya, çeşitli restoranların da fiyat politikasını etkileyecek de bir iş yapılmış oldu. Kesinlikle. İsim vermeyelim ama evet. bazı büyük marketlerimiz sabahleyin biz açtıktan sonra günlük gelip fiyat kontrolü yapıyorlar. Evet. Ondan sonra kendi fiyatlarını belirliyorlar. Evet. Geçen gün 34.90 olan kıyma bizde 28.90 ve et kalitesi çok iyi. Evet. Direkt biz Ödemiş'ten, Tire bölgesinden oradan üreticilerden alıyoruz bunu. Çok sağlıklı ve çok güzel bir et. Baktık diğer marketlerde de o 33-34.90 olan fiyatlar bir anda 28.90'a inmiş. Evet. Yani biz orada yurttaşları da yine bir piyasada denge unsuru olmaya başladık. O açıdan da önemli. Şimdi belediyelerin görevi midir bu aslında? Asıl tartışma konusu bu. Evet. Yani bizim direkt görevimiz değil bu. Yani bunu yaygınlaştırmak, yani serbest piyasada da sonuçta iş yapan insanlara engel olma adına yapılan bir iş değil. Sonuçta evet. biz kentimizde yaşayan tüm yurttaşımızın, ticaret alemi içerisinde olan yurttaşlarımızın da biz o para kazanmalarını ve rızklarını kazanmalarını evet, biz yardımcı oluruz. Ama biz bu tür alanları değerlendirirken de daha pozitif bir yönde değerlendirmenin de çabalarını sarf ederiz. Evet. Bu alan o çabanın bir ürünüdür. Kesinlikle. Yani biz tutup da marketçilik yapma gibi bir asıl bir hedefimiz yok. Tabii örnek gösterecek bir proje ama evet. Karşıyaka'nın başka örnek gösterecek projeleri de var. Bunlardan bir tanesi de Karşıyaka Filizleri. Evet. Gerçekten de çok önemli bir projeydi. Birçok noktada rol model oldu. Bununla ilgili tabii evet. En son Sodem'de de ödül aldı. Neler evet. söyleyeceksiniz başkanım? Ya çok mutluyum. Yani iyi bir sonuçta toplumsal dayanışma projesini ortaya koyduk. Her programda bunu konuşuyoruz. Siz de bunu soruyorsunuz. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Basının bu konuda bu işimizi yaygınlaştırmak ve insanları uyarma adına verdiği destek de bizi ayrıca mutlu ediyor. Çünkü bugün toplumun dayanışması çok önemli. Biz sadece milli felaketler olduğu zaman aklımıza gelen dayanışma duygusunu biz her ana yaymak hedefindeyiz ve bunu gerçekleştiriyoruz bugün. Bizi izleyen yurttaşlarımız ya bizim belediyemiz niye böyle yapmıyor diye sakın ola bir düşünceye kapılmasınlar. Mutlaka yapacak olan vardır ama yoksa da kendi oturdukları apartmanda
ortak gider aidatının dışında komşularıyla sohbet edip bir eğitim aidatı oluşturabilirler. Bunun için bir makbuz bastırıp o makbuzu eğitim makbuzu diye saklayabilirler ve bir öğrencinin hayatını kurtarabilirler. Bu konuda bizim belediyemizin 7. katta burs birimi var. Telefonları var. Orayı arayıp bilgi edinebilirler ve o bilgiden sonra da biz de onlara bir öğrenciyi nasıl okutacaklarını anlatırız ve bir hayatı kurtarırlar. Bugün Türkiye'nin çok saygın sanatçıları bize kamu spotu yaptılar, destek verdiler. Şunun altını çizmek istiyorum. Bunlar parayla yapılacak işler değil. Parayla yapılacak iş olsaydı biz o işi beceremezdik, yapamazdık. Evet, gönüllülük esas. O kadar sanatçıyı bir araya getirip de siz de destek olun, sen de katıl, Karşıyaka'nın filizleri Türkiye'nin filizleri olsun dedirtemezdik. Çünkü evet, bizim bütçemiz de yetmezdi ona. Ama insanların böyle sosyal sorumluluk projesine sahip çıkmaları ve gönülden destek vermeleri işte bize bu projede bir adım daha öne gitmemizi sağladı. Evet. Birçok ödüller aldık. Kesinlikle. Bu ödüller Karşıyaka halkı adına aldığım ödüllerdir. Hı hı. Çünkü bu işi Karşıyaka halkı başardı. Karşıyaka halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Sayı yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Hı hı. Bu sayının artması için yurttaşlarımızın her birinin bu projeye sahip çıkarak konuşmasını istiyorum. Cemaatlere, örgütlere, art niyetli kişilerin tuzağına çocuklarımızı kurban etmeyelim ve düşürmeyelim. Onun için bunu çok ciddi bir şekilde bizim desteklememiz ondan gerekiyor. Ondan sonra sıkıntı çıktığında nereden ah deniliyor zaman evet, zaman bu konularla ilgili. Evet. Peki başkanım, şimdi 19 Mayıs yaklaşıyor. Bununla ilgili de tabii her yerde tören hazırlıkları var. Onunla ilgili resmi devlet programları gündeme gelmedi. Etkinliklerin iptal edilmesi ya da şu anda hı-hı, bir sıkıntı gözükmüyor. Fakat bir spor salonu isim değişikliği var. Siz meclis kararıyla arenayı değiştirdiniz. Karşıyaka evet, arenanın ismini. Evet. Yine Karşıyaka'da bir cami vardı. Caminin ismi de yine Mustafa Kemal Camii. Arenada da şimdi Kemalpaşa Camii. Kemalpaşa Camii. Oradan da Atatürk imzası var. Mustafa'sını ekleyeceğiz evet, oraya da. Atatürk imzası var. Şimdi böyle bir durum var. Bir taraftan da sizin isim değişikliği yaptığınız afişler, İşte sana ne afişi çok tartışıldı. Yine bugünkü 19 Mayıs afişinde de bir hareketlilik var. Bunları niye yapıyorsunuz? Sonuçta bunu özel bir neden yok. Yani bu Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine inanmış yöneticilerin, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının bize emanet ettiği ülkede yapması gereken en doğal işler. Yani çok abartılacak bir durum yok burada. Biz Ulu Önderimizin sözlerini rehber edinerek yerel yöneticilik yapıyoruz. Bugün 19 Mayıs afişleri Ulu Önderimizin gençliğe hitabesinden bir alıntı yapılarak yapılmış bir afiş çalışmasıdır. Eğer bugün iktidar sahipleri ihanet ve hiyanet içerisindeyse, o zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerine bir görev düşüyor. O görevi de yerine getirmek durumundalar. 19 Mayıs gibi çok önemli bir bayramı, jimnastik bayramı diye konuşanlar oldu bir dönem Türkiye'de. Müstehcen bulan kızların kıyafetlerini müstehcen bulan zihniyetler oldu Türkiye'de. Bugün sanatçının bile giydiği kostüme müdahale edip balet ve balerini çıkartmayan zihniyetler oldu Türkiye'de. Türkiye çağdaş bir ülke durumundan yasakçı bir ülke durumuna doğru gidiyor. Bizim itirazımız bugün Cumhuriyet'in temel değerlerine sımsıkı sahip olmak istiyorsak Türkiye'nin yeniden fabrika ayarına dönmesi gerekiyor. Yani 1923 ruhunun yeniden yaşatılması gerekiyor. Biz özellikle son dönemlerde Türkiye'de spor salonlarının, stadyumların isimlerinin değiştirildiğine tanık olduk. Evet. Evet. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız... Değiştirilmedi, hepsi arena. Sayın Cumhurbaşkanımız Beşiktaş İnönü Stadı'nın
açılışında çok da dilim dönmüyor ama neydi yani zorlanıyorum telaffuz ederken diye Vodafone Arena stadın açılışı hayırlı olsun dedi. Ben temenni ederdim ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadar zorlanıyorsa direkt Dolmabahçe stadının açılışında bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. İnönü stadı hayırlı olsun Beşiktaşlara da diyebilirdi. Tabii ki sponsorlar olabilir, destek verebilir ama bunların isimleri stadyuma da verilmeyebilir. Bugün Türkiye'de 2002'den bu yana yapılan spor salonları, stadyumlar, Atatürk, İnönü, hatta kulüp kurucuların isimleri kalktı. Başına firma isimleri eklenerek arena oldu. Arena bizim kültürümüzde olan bir şey değil. Arena biliyorsunuz alan demektir. Ha, boş alan, evet. Alan. Alan İspanya'da boğa güreştirilen yer, Roma'da da gladyatörlerin kölelerini parçaladığı yerdir. Yani kan ve vahşet vardır. Bir tarafta insan haklarına aykırı bir durum vardır. Diğer tarafta da hayvan haklarına aykırı bir durum vardır. Yani sonuçta bir canlıya burada bir şiddet uygulanıyor. Biz sahalarımızda, alanlarımızda biz şiddet uygulamıyoruz ki. Ulu önderimiz ne diyor? Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Evet. Zeki, çevik ve ahlaklı insanların bir sportif başarıyı elde etmek için kullandığı alandır bizdeki stadyumlar. Ama ne yazık ki bir furyayla böyle arena, arena, arena geldi, geçti, gitti. Bizim de Mavişehir'de kapalı spor salonumuz var. Ben belediye başkanı olduktan sonra iki tane salon açtım. Bir tanesi Örnekköy'de kapalı spor salonu, Karşıyaka'mızın kurucularından Kadızade Zühtü Işıl'ın ismini verdim. 1912 Zühtü Işıl kapalı spor salonudur. Diğeri Girne'de çok merkezi bir yerde Karşıyakalı ve dünya şampiyonu güreşçimiz Muharrem Candaş'ın ismini verdim o salona. Yani bunları yaptık. Şimdi Mavişehir'de arena diye bir yer. Mavişehir arena, arena. O açılışı gerçekleştirirken bir anda aklıma geldi. Ya yani hem bunu yapıyorsun Hüseyin, bir yandan da bir arena var. O zaman ona da bir şey yapmalı. Ve arenaya itirazımı orada dillendirerek de Nisan ayında meclis kararıyla Mavişehir kapalı spor salonumuzun, Mavişehir arena diye adlandırılan salonun adını Mustafa Kemal Atatürk kapalı spor salonu yaptık. Şimdi 18 Mayıs'ta Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, çünkü Ulu Önder gençliğe bu kadar çok güvenirken ve 19 Mayıs'ı 1919'u Gençlik Bayramı olarak ilan ederken ve gençlere bu bayramı verirken de, o zaman gençlerin yeniden sil baştan dönmesi gerekiyor ve Mustafa Kemal Atatürk kapalı spor salonunun isim verme törenini gerçekleştirmesi gerekiyor. Ben tüm İzmir, Ege bölgesinde tüm genç arkadaşlarımı 18 Mayıs saat 20'de Bostanlı Rekreasyon Alanımızda Şebnem Ferah'la sil baştan konserine ve isim verme törenine davet ediyorum. Bu atraksiyonları yapıyorsunuz. Afişlerde şurada burada ama birazdan oraya gideceğim. Evet. Müfettiş sorgulama bir çalışma şudur budur olursa ne yapacaksınız bu konuyla ilgili? Yani meclisleriniz tartışmalı, hep bu konular tartışılıyor. Afişleriniz tartışmalı, sana ne diyorsunuz? İradeye zaman zaman baş kaldırıyorsunuz, zaman zaman size uymayan siyasi yapılara tabiri caizse gider yapıyorsunuz. Bununla ilgili şimdi şunu söyleyeyim. Hiç tedirginlik yaşıyor musunuz? Acaba bir şey olur mu? Tabii ki şimdi denetimler sonuçta önemlidir. Yerel yönetim için, her kurum için önemlidir denetim. Ama denetimi siyasi baskı aracı olarak kullanmak sıkıntılıdır. O zaman hem kurumun motivasyonu hem de kente olacak hizmetler anlamında da kent halkına ciddi anlamda bir ihanet içerisinde olursunuz. Denetim gereklidir. Şikayetler olacaktır. Müfettişlerimiz gelecektir. Başımızın üstünde yeri var. Şu anda da mülkiye müfettişimiz belediyemizde çalışmasını yapıyor. Başım üstünde yeri var. Ama bu
bir engelleme veya bir siyasi baskı aracı olarak da değerlendirmiyorum ben bunu. Evet. Yani rutin bir denetime gelmiş olabilir ve yapacaktır da tabii. Biz de eksiklerimizi tabii ki görme adına bu denetimleri de önemsiyoruz. Şunun çok iyi bilinmesini istiyorum. Ben biat kültürü içerisinde buralara gelmiş bir insan değilim. Siyasette biat yoktur. Dinde vardır biat. Siyasette ikna vardır. Eğer biz siyaset yapıyorsak, siyaset yaparken de sonuçta ikna ederek yapmalıyız. Yani bana ve bireye, başka birine biat ederek yöneticilik olmaz. Bugün ben hiç kimseye biat etmem. Bir biat kültüründe taşımıyorum. Yaptığım her işinde farkındayım ve yaptığım işler kişinin haklarına bir tecavüz değil, bir hakaret değil. Ben toplumun, Karşıyaka halkının, İzmir halkının nasıl yönetici istiyorsa ben o anlayış içerisinde yöneticilik yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kimliği altında seçilmiş bir insan olarak davranmam gereken davranışta bulunuyorum. Yani ben hiçbir zaman şunu söylemedim. Ben belediye başkanı oldum, rozetimi çıkarttım, çekmeceme koydum, ben artık halkın belediye başkanıyım. Böyle bir şey yok. Bu popülizmdir. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Evet. Ben o rozetle seçildim. Ve o rozetin ideolojisini sindirmiş, yaşamış ve onu özümsemiş bir insan olarak sosyal demokrasinin ve sosyal demokrat yerel yöneticilik anlayışının bugün kentlere ve ülkeye çok faydası olduğunu gösterebilmek için iş yapıyorum. Aynı şekilde genel yönetimde de sosyal demokrasinin çok önemli olduğunu ben göstermek için burada yöneticilik yapıyorum. %72 oy oranıyla seçilerek %72'sine hizmet etmiyorum. Ben halkımın %100'ünü kucaklıyorum. Bana oy atmış veya atmamış, partilim, kendi partilim veya değil, hiç ne olduğu önemli değil. İnsan olması, kentli olması benim için geçerlidir. Ben herkese hizmet üretiyorum. Ama şimdi tutup da yaptığım işlerde rahatsız olanlar varsa ben vallahi rahatsızlık vermeye devam edeceğim. Ben eğer ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bugünlere bizi getiren Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak için elimden gelen bütün çabayı göstereceğim. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adının silinmesine izin vermeyeceğim. Devrimlerinin tartışılır bir noktaya getirilmesine her zaman da karşı duracağım. Bu anlayış içerisinde yöneticilik yapacağım. Evet. Bu anlayış içerisinde yapacağım yöneticilik eleştiri noktası olduğu zaman da ben o eleştiriye yine Mustafa Kemal Atatürk'ün sesiyle de düşüncesiyle de ben onlara cevabını veririm. Evet. Benim meclisim tartışmalı meclis falan değil bir kez. Tartışmalı değil. 37 belediye meclis üyem var. 37 belediye meclis üyesinin 33 tanesi Cumhuriyet Halk Partili, bir tanesi bağımsız, üç tanesi de AKP'li. AKP'li. Siyaseti ne yazık ki siyasette sonuçta bir dengeyi kurma adına hem belediye meclis üyeliği hem siyasi partinin ilçe başkanlığı yaptığın zaman o zaman sıkıntılar oluyor. Arkadaşımız da bir tane arkadaşımız tabii siyaset yaptığını zannederek ilçe başkanlığı o heyecanıyla sonuçta kalkıyor da muhalefet ettiğini düşünüyor. Ama kamuoyu, meclis, herkes her şeyi görüyor. Ben doğru yaptığıma inanıyorum. Evet. Tabii. Bir kısa ara verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim Sayın Başkanım. Hay hay. Evet efendim, kısa bir ara veriyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, tekrar merhabalar. Farklı açıda Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlak Pınar'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Sayın Başkanım, tabii Karşıyaka denilince bir de üniversite projesi var. Bununla ilgili olarak da şu anda bu proje ne aşamada, onunla ilgili de bilgi alalım. Evet, Karşıyaka bir üniversite kenti. Biz eğitime, sanata, kültüre çok önemli destekler veriyoruz. Ve Türkiye'nin ilk aktif şehir olma unvanıyla birlikte Karşıyaka'da sosyal yaşamı daha farklı bir noktaya getirecek çalışmalar da yapıyoruz.
Karşıyaka'mızda ne yazık ki bugüne kadar bir üniversite yoktu. Hep hayalini kurup bir üniversite olmalı Karşıyaka'da diye bir çalışma içerisindeydi. Bir alan ayrılmış, üniversite alanı. Yani ismi ne olursa olsun bunun adı Karşıyaka Üniversitesi olabilir, olmayabilir ama bir kentte üniversite olması kesinlikle gerekli diye düşünüyorum. Biz bugün yine Kanal 35'in de canlı verdiği bir programı gerçekleştirdik. Karşıyaka Belediyesi'ne ait olan bir yer olan Örnekköy'deki bir mekanımızı ihaleye açtık. İzmir Üniversitesi kazandı bunu. Kiraya verdik ve İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi şu anda orada faaliyetini gösteriyor. Yaklaşık 650 öğrencinin orada eğitimini gördüğünü bugün hep beraber tanıklığını ettik ve çok güzel de bir tesis oluşturmuşlar. Yine Anadolu Caddesi'nin üzerinde yıllardan beri hep boş olan, hiç kimsenin kimin olduğunu, ne olduğunu bilmediği, işte top sahası diye adlandırılan alan Necla Karadavut. Karadavut ailesine ait bir alandı. Necla Karadavut'un o alanı, imarlı olan alanı ve birçok hakkından da feragat ederek kamuya kazandırması bizi çok mutlu etti. Özellikle ben bu çabayı sarf eden ve bize böyle bir yolu açan, ben hem Karadavut ailesine, hem avukatları Süleyman Oka'ya, hem de gazeteci ve daha önce belediye başkanlığımızı yapmış Erdal İzgi'ye de çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi destekleri oldu. Şu anda bitmek üzere. Kapalı spor salonu kazandırıyoruz. Onu da belediyemizin kullanımına alacağız. Yine o bölgedeki çocuklarımızın spor yapma olanaklarını sağlayacağız. O alana da Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi geliyor. Yani bir üniversite kenti olma yolunda Karşıyaka'da emin adımlarla ilerliyor. Kesinlikle. Başkanım şimdi tabii özellikle üniversite kenti Karşıyaka, turizm kenti Karşıyaka, bir de tabii Karşıyaka denildiğinde spor akla geliyor. Evet. Karşıyaka Spor Kulübü de bu sezon düştü. Ve bir taraftan da stat tartışması var İzmir'de. Stadyumların nereye yapılacağı ayrı tartışma, kimin yapılacağı ayrı tartışma. Çok da ayrıntıya girmeye gerek yok ama kulübün şu andaki geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kulübün düşmesinden sorumlu tutulduğunuz zamanlar da oluyor şahsen. Karşıyaka Belediyesi eğer stada dava açmasaydı, bu statla yapılsaydı biz şampiyon olarak ya da ligde kalırdık gibi değerlendirmeler. Birçok değerlendirme var. Siz şu andaki yenilen noktayı nasıl buluyorsunuz? Evet. Karşıyaka Belediyesi olarak sporun her dalına büyük destek veriyoruz. Özellikle belediyelerin yasaya uygun bir şekilde davranış geliştirmesi gerekiyor. Profesyonel spor kulüplerine bir desteğinin belediye kaynaklarından olmayacağını herkes herhalde çok iyi biliyordur. Yasa yapan ben değilim. Yasa ona emrediyor. O zaman yasayı uygulamak durumundasınız. Belediye başkanı olduğumda 3 branş vardı belediye spor kulübümüzde. Bugün 17 branş var. Bu 17 branşın içerisinde de dünya şampiyonluğunu kazanan branşımız var. Okçuluk. Ecem ve Demir kardeşim, ikisi de özellikle Demir, iki dünya şampiyonluğu getirdi. Yani birini Meksika'da Türk bayrağımızı ve Karşıyakalılığı orada ortaya koyarak Türk bayrağımızı gönlere dalgalandırdı. Dünya şampiyonu oldu. 15 gün önce Çin'de yapılan Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda da dünya ikincisi oldu. Önemli başarılara imza attı. Biz bu sportif başarıları tabii ki büyük bir mutlulukla karşılıyoruz ve amatör spor kulüplerinde destekliyoruz. Belediyelerin görevi tabii sportif alanlar yapmak, özellikle altyapıyı güçlendirmek. Karşıyaka bir spor kenti. 7'den 70'e herkesin sporla iç içe olduğu ve aktif yaşamayı seven insanların bulunduğu bir kent. Karşıyaka Spor Kulübü sadece Karşıyaka adına değil, İzmir, Türkiye açısından çok önemli bir kulüp. 104 yıllık tarihi olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla armasına ay yıldız konulan bir kulüp
Karşıyaka Kulübü. Böyle değerli bir marka değeri yüksek olan bir kulübün son dönemdeki sportif başarısızlık nedeniyle küme düşmesi Karşıyakalılığı küme düşürmez. Sadece futbol takımı o branşı küme düşürmüştür. Ama Karşıyakalılık ruhu ve Karşıyaka'nın marka değeri her zaman için korunur. Böyle bir özelliği vardır Karşıyaka'nın. Son dönemde biz belediye olarak elimizden gelen ve yasal sınırlar içerisinde tüm katkılarda bulunduk. Destekledik kulübümüzü. Dışında kalmadık. Dışında kaldılar diye eleştiren bir kesim varsa ben kent belediye başkanlığı yapıyorum. Meclis üyeleri kentin belediye meclis üyesi. Spor kulübü başkanlığı yapmıyorum ya da yöneticiliği yapmıyoruz. Ama destek veriyoruz. Destekleriz. Şimdi burada bir transfer politikası izlenmiş. 46 tane yanlış anımsamıyorsam futbolcu transfer edilmiş. 5-6 tane teknik direktör değiştirilmiş. Yani böyle bir transfer politikası yapılarak ne yazık ki sportif başarı elde edilmeye çalışılmış. Ama bunun tarih hep bu tür şeylerle doldur, yanlışlıklarla, ama ders alınamamış demek ki. Bu kadar çok fazla transfer yapıp, altyapıyı bu kadar çok öteleyip, bir kenarda bırakıp, tamamen büyük meblağlarla yaptığınız transferler ve hepsi de çok değerli isim, Türk sporuna geçmişte katkıda bulunmuş isimler, bunlarla küme düşmek kadar da acı veren bir durum ne yazık ki yaşandı. Başkanım, bu yani yalıya stat yapılmamasıyla Karşıyaka Spor Kulübü'nün şampiyonluğu alamaması arasında bir bağlantı kuruluyor. Bu bağlantıdan evet, evet. da belediye suçlanıyor. Bunu nasıl buluyorsunuz şimdi, yani? Şimdi yani cehaletin önlemi yoktur. Hı. Hayatta bazı şeylerin önlemini alabilirsiniz ama cehaletin önlemini alamazsınız. Cehalet her şeyi söyler, konuşur. Sonunda kendi de inanmaz zaten. Aklı başına gelince kendi de inanmaz. Ne alaka? Yani yıllardan beri Karşıyaka Yalı'da maç yapıyordu veya Karşıyaka'nın başka bir bölgesinde stadyumu vardı, maç yapıyordu, ligde kalıyordu veya şampiyon oluyordu da şimdi de orada oynayamayınca mı küme düştü de suçlu aranıyor. Böyle bir komik bir yaklaşım biçimi olamaz yani. Ben bunu cehalet olarak görüyorum. Bugün Ege bölgemizin gururu olan takımlar var. İşte Akhisar Belediyespor. Evet. Akhisar kendi sahasında mı oynuyor da sportif başarıyı elde ediyor? Yani bu böyle bir yaklaşım biçimi doğru olmaz. Şimdi 46 tane futbolcu transferine harcanan parayla biz Karşıyaka'mıza stadyum yapardık. Yani stadyum parasını harcadılar. Evet. Ben daha önceki başkan arkadaşıma da ifade etmiştim. Yani böyle orta sıralarda oynayacak Karşıyakalı, altyapıdan gelen, yetişen gençlerimizle bir kadro kurun. Yani altyapıyı yatırım yapalım, güçlendirelim. Sonrasında da birkaç takviye ile de takımı götürürsünüz yani bir yerlere. Ama ne yazık ki yapıldı, işte 23 transfer hakkım varsa 21 tane transfer yapıldı. Yani kaynakların verimli kullanamadığını... Kullanılamadı tabii, yani yazık oldu. Yani çok ciddi bir para kaynağı da bulmuşlardı bu sezonda. Bence hesap vermesi gerekenler, bir öz eleştirisi yapması gereken, herkes kendi payına düşeni mutlaka almıştır ama o dönemi planlayan arkadaşların bence camiadan özür dilemeleri gerekiyor, yanlış yaptık diye. Bu siz da büyük bir erdemdir. Siz burada nerede görüyorsunuz? Yani hesap verecekler içerisinde görmüyorsunuz anlaşılan. Benim bir sorumluluğum yok bu konuda. Sorumluluğunuz yok. Benim hiçbir sorumluluğum yok. Ben kulüp otobüsse otobüsünü vermişim. Mazotsa mazotunu vermişim. Salondan kira alınmaması gerekiyorsa onu yapmışım. Altyapı tesislerine fiziki destek verilmesi gerekiyorsa onu vermişim. Daha ne yapabilirim? Evet. Daha ne yapabilirim? Stadyum dediler. Ben yapayım dedim. Tamam. Bu Yalı'daki alandan vazgeçsinler. Hemen dedik Örnekköy'de gelin 10 bin kişilik butik stat yapalım. Sayın Aziz Kocaoğlu'nun yine önerdiği ve çok önemli bir tesis aslında, Sayın Kocaoğlu'nun önerdiği Örnekköy'deki alan tam bir spor kompleksi. Yani neresi? Şuradan şurası ya. Örnekköy dediğiniz yer neresi yani? Sanki ta uzaya gidecekler yani. Uşağa maç yapmaya gideceğiz. Ya şurası. Bugün bakın ciddi anlamda İzmir sporuyla alay edercesine bir yaklaşım var.
bütün şehirlerde siz şehir dışına yapıyorsunuz stadyumları. Evet. Niye İzmir'de tartışma noktası haline getiriyorsunuz? Niye Afyon'da niye tartıştırtmadınız? Neden Afyon'da tartıştırtmadınız? Neden Akhisar'da tartıştırtmadınız? Neden Manisa'da tartışılmadı bu mevzu? Yani İzmir'in statları merkezdeki yerlere yapılarak bir tartışma konusu hale getirilerek siyasi mahalleme mi getirildi? Bir vakit kaybetmedir bu. Yani resmen zamandan çalındı. Evet. Zamandan çalındı. Bakın Yalı'ya bazen programlara çıkıp veya işte görüntü vermek için ortaya çıkan stat yapılsın diyenlerin inanın çoğu Yalı'ya stat yapılmaması gerektiğini gelip paylaşıyorlar. Özelde. Tabii ki çok yanlış bir bölge. Çok yanlış. Apartmanların arasına bir kütleyi getirip koyacaksınız. Bunu defalarca söyledim. Ben stadyuma karşı değilim. Yürüyerek maça gidecekmişiz. Neredesin de yürüyerek maça gidiyorsun? Nerede? O belediyenin önüne bir sürü şey yaptılar. Sosyal medyada, basın, özellikle bir yerel gazetemiz var. Yazdı. Binlerce taraftar belediyenin önünde toplanacak diye cep mesajları attı. 150 kişi geldi. Evet, protesto. Şimdi evet, mesele protesto 150 kişinin gelip gelmemesinde değil ki o protestonun yani. Bir de protestoyu bana niye yapıyorsunuz? Bana yapacağınıza gidin hükümete yapın protestoyu. Bunu bir an önce çöz diye. Yani mahkeme durdurmuş. Benim mahkemem yok kardeşim. Büyükşehir evet, Belediyesi'nin açtığı dava var ve sonuna kadar da haklı davasında. Siz Danıştay'ın kararını dinlemeyerek saray yaptınız Atatürk Orman Çiftliği'ne. Buraya stadı mı yapamayacaksınız Yalı'ya? Güldürmeyin adamı. Belediyeleri burada sorumlu tutarak, insanları belediyeye kışkırtarak kente faydanız olmaz. Sarayı yapanlar buraya stadı da yapar. Ama ben şuna inanıyorum. Sarayı yapanlar gelip şuraya stat yapılacağını görse der ki buraya stat mı yapılır kardeşim der yani. Evet. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da yerel yöneticilikten gelmiş bir insan. Vizyonuyla baktığı zaman orada bunun olmayacağını görür. Evet. Yazık ediyorlar. Bakın son bir şey söyleyeceğim. Şimdi özellikle bu stadyum alanlarını kent evet. merkezindeki stadyum alanlarını dışarıya çıkartırken oraları AVM yaptılar. Yani bir ticaret merkezi yaptılar. Başka bir şeyler yaptılar. Rezidansler yaptılar oraya. Şimdi bizim Yalımıza orası spor alanı orası. Biz orayı 7/24 yaşayan spor alanı olarak değerlendirmeliyiz. Yani 15'te bir müsabaka yapılan bir alandan öte kulübün kurtuluşuysa bu 7/24 spor yapılan bir alan olarak değerlendirilmeli. 2400 metrekare bir alanı, 2700 metrekare bir alanı biz tahsis ettik. Gençlik spora evet. tahsis ettik. Şimdi tahsis ettiğimiz alanı da içine alarak o futbol sahası orada dursaydı. Tartan pistiyle insanlar koşuyor, yürüyor. Bakın birçok atletizm başarısı elde eden genç kardeşlerim var. İlk öğretimde, orta öğretimde olan genç kardeşlerim var. Koşacakları tartan pist yok memlekette. Evet. Oradaki tartan pistte çalışsalardı. U19, U21, U13 gibi takımlarımız gidip başka yerlerde müsabaka yapacağına gelip orada Karşıyaka'da dedelerinin atalarının kulübü kurduğu yerde müsabaka yapsalardı Karşıyakalılık ruhuyla. Kapalı spor salonu değerlendirilseydi. Bugün bakın altyapı kapalı spor salonunda eğitim gören çocuklarımız dışarıda kaldığı için benden salonlarımıza saat istiyorlar. Niye yıktınız kardeşim? Tenis kortlarını yıktınız. İzmir Büyükşehir Belediye'mizle beraber tenis şubesine Mavişehir'de alan tahsis ettik. Alan yaptık. Şimdi orada tenis çalışmalarını yapıyorlar. Evet. Bunları niye yıktın? Bunları korusaydın. Yanına bir de kapalı yüzme havuzu yapsaydın. Onun altına da bir fitness center yapsaydın. Al sana spor odası. Evet. 7/24 kullan. Evet. Evet. Başkanım tabii vaktimiz çok daraldı. Daraldı. Çok kısa bir şekilde Büyükşehir Belediyesi'nin tartışma yaratan konularından bir tanesi var. Çöp yamanlara evet. yapılacak kat attık bertaraf tesisi. Orada Orman Bakanlığı'nın sadece şerhi var olmaz diye bu Ankara'ya gidilerek çözüldü gibi gözüküyor. Henüz ama resmette işlem evet. olmadı. Bakan söz bekliyoruz verdi. Bekliyoruz biz de. Yani biz çöple ilgili ne diyorsunuz? Bakın yani, çöp konusu çok daha, ama çok daha önce de söyledim. Başladım. Sonuçta çöp ekonomiye kazandırılmalı. Evet. Bugün İsveç'te çöp ithalatı yapılırken biz hala Türkiye olarak
çöpü enerjiye ve geri dönüşüme ne yazık ki ekonomik olarak sağlayamıyoruz. Hala depolama alanı olarak kullanıyoruz şehrin göbeğinde. Asıl konuşulması gereken şehrin göbeği olan Harmandal'ında depolama alanı olarak mı kullanmalıyız? Yoksa kentin kuzey aksında, güneyinde, doğusunda çöp fabrikaları, yani geri dönüşüm fabrikaları kurarak İzmir'in çöpünü değerlendirmeli miyiz? Bunu tartışmamız gerekir. Bugün belki İzmir'in çöpü öyle tesisler yaratılıp yetmeyecektir. Ege bölgesinin çöpünü biz getireceğiz. Burada enerjiye çevirebiliriz yani. O açıdan bölgesel olarak tartışmaların bu işin çözümünde bir fayda olacağını düşünmüyorum. Aynı stat tartışması gibi olur bu da. Evet. Peki son bir şey daha, yine çok kısa alacağım. Zübeyde Hanım'ın, Atatürk'ün annesinin bulunduğu noktada bir tuvalet tartışması vardı. Bununla ilgili Karşıyaka Belediyesi de çok eleştirildi. Bununla ilgili belki de açıklık getirilmesi gereken bir konu vardır. Burada evet, sizin sorumluluğunuz var mı Sayın Başkan? Burada bizim hiçbir sorumluluğumuz yok. Kaldı ki sorumluluğumuz olsa dahi, olsa dahi, kabrin hemen yanında olan bir tuvalet değil. Değil. Metruk bir bina değil. Orada bir cami var. Orada bir park var. Orada bir kafeterya var. Oradaki çocuklarımızın, cami cemaatinin, yurttaşlarının tuvalet ihtiyacını gidereceği bir yer gerekliydi. Ve 20 yıldan beri olan metruk bina kimsenin gözüne batmadı. Yıkıldıktan sonra, daha şık bir bina yapıldıktan sonra göze battı. Ben bunu iyi niyetli eleştiri olarak görmüyorum. Görmüş. Yani gidip baktığınız zaman kabirle yer arasında bir 40 metre mesafe var ve aşağıda kalıyor. Limon selviler ve ağaçlarla zaten kapatılmış bir durumda. Hiçbir alakası yok. Kaldı ki biz, burası biliyorsunuz sit alanı. Hı hı. Kendi kafamıza göre bir işi yapmamız mümkün değil. Vakıflar, Tabiat Koruma Kurulu bize oranın yıkımı için karar aldı. Yık dedi. Biz belediye olarak yıktık. Cami cemaati belediyeden bildi suçu. Belediye bizim tuvaletimizi yıktı dedi. Külliyen yalandı. Gittik doğruları anlattık. Daha sonra proje çizdik. Yeraltına alınması için proje çizdik. Yeraltı projesini kabul etmediler ve kesinlikle olmaz dediler. Ancak yer üstüne yapabilirsiniz diye. Yer üstü projesine onay verdiler. Biz de belediye olarak sadece onun yapım işini gerçekleştirdik. Evet, o kadar. Onun dışında herhangi bir şey yok. Sonu olsun. Bu sormadan kalkmak istemiyorum. Bu son. Son sorumuz olsun çünkü şey olurdu böyle dürtüye. Eski belediye başkanının Sayın Cevat Durağan turları var. Dolaşıyor. Tabii Karşıyaka merkezli bir çıkış yaptığı için doğal olarak sizi de ilgilendiriyor. Şu anda görevi siz devam ettiriyorsunuz. Onun ifadeleri oluyor. %80 ile bıraktım. 72 oy aldı. Değerlendirmeler olduğu zaman zaman satır aralarından mesaj veriyor. Siz bu ziyaretleri nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak? Tabii ki bir ziyaret gayet doğaldır. Siyaset bir yaşam biçimidir. Kendisi de en doğal hakkıdır. Gezecektir, siyaset yapacaktır. Sen genel başkan görevi vermiş kendisine. Gez, partide bir sevgi eksikliği var Sayın Tahir Şahin'le beraber. Bir örgütleri, bir sevgisini şöyle bir pekiştirin, bir şey olsun, böyle muhalefet falan olmasın diye bir abilik görevi üstlendiler. Tabii o abilik görevini AKP'li belediyeleri de ziyaret ederek çıkarttılar. Onlara da bir sevgi aşılamak için bir çaba içerisine girdiler. Gayet doğal karşılıyorum ben bunu. Hangi mantıkla %80 olduğunu söyledi bilemiyorum tabii. Ama kamuoyu takdiri zaten ortadadır. Ben sonuçta başarılı bir seçim süreci geçirdiğimi düşünüyorum. İzmir'de, diğer ilçelerde oy oranları azalırken bir tek Karşıyaka'da %63.4'ten %72'lere getirmek de önemli bir başarıdır diye düşünüyorum. Şu anda da partimizin oyu daha yüksektir. Kendilerinin ifade ettiği gibi 50'lerde falan, 55'lerde değildir. Ki son iki seçimden beri de Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka'da Türkiye'nin yıldızı ve incisi iki seçimdir. Birinci çıkıyor büyük ilçelere baktığınız zaman.
birinci çıkıyor. Demek ki bu yerel yönetimle özdeşleşmiş ve iç içe girmiş başarının sırrıdır diye düşünüyorum. Ben bu Sayın Durağan %80'dim aday değişiminden %70'e indi gibi ifadesini duygusal bir ifade olarak değerlendiriyorum. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Teşekkür ederim. Vaktimizin sonuna geldik Sayın Başkanım. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gerçekten de merak edilen hemen bütün konuları konuşma fırsatı bulduk. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederiz, ediyorum. Yine 18 Mayıs'ta Şebnem Ferah'la Silbaş'tan Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu'na isim verme törenine tüm Kanal 35 izleyicilerini, tüm yurttaşlarımızı davet ediyorum. Ve ayağınızı topraktan, yüreğinizde sevgiden hiçbir zaman eksik etmeyin. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Evet efendim, Farklı Açı'nın sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'dı. Gerçekten keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.